Yine imzatörüm için bir araya geldik. Hoş geldiniz. Bugün imza atacak arkadaşlarımız Ramazan, altyapımızdan futbolcumuz. Uygar'la birlikte boş mukavele imzaladılar. Yani gerçek anlamda boş mukavele imzaladılar. Fenerbahçeliklerini gösterdiler. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'yi hizmet edecekler. Uygar ameliyat olduğu için bugün burada değil. İyileştiğinde ilk fırsatta olmadan böyle bir imzatörü yapacağız. Fabiano geçen sene takımımızın bir parçasıydı zaten. O da bu sene bize katılmak için gerçekten çok gönülden ve içten davrandı. Teşekkür ediyoruz. Atıf bu sene bize katılıyor. O da Sivas Spor'da kariyerini ispatlamış, gol kralı olmuş, önemli bir futbolcu. O da birinci tercih olarak kulübümüze geldi. Başka talipleri, yurt dışından da talipler olmasına rağmen. Her üçüne de hoş geldiniz diyorum. Şimdi kendi Je sens que je respecte vraiment et je suis en moi et je vais tout faire pour amener ma papier à l'édifice pour contribuer à la réussite de finir la match inchallah. Çok mutluyum gerçekten Fenerbahçe'ye katıldığım için. Fenerbahçe Türkiye'nin çok büyük bir kulübü. Türkiye'ye geldiğim günden bu yana benim için bir rüyaydı aslında. Büyük kulüplerden birinde olabilmek. Ve böyle büyük bir kulüpte olduğum için şu anda çok büyük bir mutluluk hissediyorum. Türkiye gelişimin 4 yıl sonrasında gerçekleşti bu. Ve Fenerbahçe'de gerçekten çok iyi karşılandım. Burada bana büyük bir gösteri ve büyük sıcaklık gösterildi. Burada bana gösterilen bu ilgi ve bu saygı beni gerçekten çok etkiledi. Ben Fenerbahçe'nin başarılarına katkıda bulunabilmek için elinden gelen her şeyi yapacağım inşallah. Primeiramente, queria agradecer ao nosso presidente, a toda a diretoria, a nossa comissão técnica, por isso, me dar a oportunidade de permanecer nesse clube. Para mim, acho que é um orgulho estar podendo vestir essa camisa novamente. Está dando início a uma época que tenho certeza que vai ser uma grande época para todos nós. Queria agradecer, estou muito feliz, muito grato a todos que fazem parte desse clube. Então, o que eu tenho que dizer é para a gente continuar a nossa caminhada. Öncelikle herkese merhaba. Başkanımıza, yönetim kurulumuza ve teknik heyetimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bana bir kez daha bu takımın parçası olabilme fırsatı verdikleri, burada devam etme şansı sundukları için, bu formayı tekrar giyecek olmak benim için büyük bir gurur. Güzel bir sezon olacağına eminim hepimiz için. Çok çalışacağız bu sezonu güzel kılabilmek için. Çok mutluyum gerçekten tekrar burada olmaktan dolayı. Bu kulübün parçası olan herkese teşekkür ediyorum. Yolumuza birlikte devam ediyoruz. Hoş geldiniz önceliklerimiz. Tabii bu benim için çok özel bir gün. Alt yapıdan A takıma çıkıp belki de ilk kez böyle bir tane özelliğine. Benim için çok özel bir gün. Ben bu kurumun yaşattıkları için önce başkanımı ve yönetim kurulu üyelerine size teşekkür ediyorum. Umarım bu imzadan sonra bu benim için bir önemli bir başlangıcı. Umarım bu imzadan sonra elimden gelen en iyisini yapalım. Öğrenen şansları iyi şekilde değerlendirip bu formaya layık olmaya çalışacağım. Ramazan. Ortaya. Ramazan. Ortadayız. Thank you.
Hayırlı olsun diyoruz. Sorusu olan arkadaşlar varsa soru alacak arkadaşlarımız olacak. Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de ilk sezonlar geçirdiğimde düşünüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde beni transfer ederken benim kalitemi bilerek transfer ettiğine inanıyorum. Ben iyi bir şekilde şu ana kadar adapte oldum. Hocamız, yönetimimiz ve tüm çalışanlar bana gerçekten her türlü imkanı sunmaya gayret gösterdiler şu ana kadar. Benim için en önemlisi saha içerisinde yapacağım işim. Ben tamamen işime konsantre olmak istiyorum sakin bir şekilde. Beni ilgilendiren durum sadece saha içi ve hocamızın benim performansından duyacağı memnuniyet. Hayırlı olsun hocam, soruyorum sana. Fabiano'yu da Fenerbahçe'yle yeniden anlaştıktan sonra Abdülay Eba'yla konuştu mu? Onun tepkisi nasıl olduğunu merak ediyorum. Tabii sözleşmem geçen sene sonu bitiyordu. Geçen sene sonu biteceğini bildiğim için ondan önceki sene daha iyi çalıştım. Daha iyi performans göstermeye çalıştım. Neticesinde de böyle bir sözleşme gelinme oldu. Tabii ki sezon başı, bu sezonla gelirken de sezon başı bir genç futbolcunun bence hani bir sezon off sezonunu çalışmadan geçirmesi çok yanlış olur. Çünkü bu geldiğimiz yer, antrenmana çıktığımız kulüp çok büyük bir kulüp. Bu kulüpte verilen şansları iyi bir şekilde değerlendirebilmek için buraya iyi bir şekilde hazır gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ainda não tive a oportunidade de conversar com ele, o momento que a gente conversou só foi nas férias mesmo. Então estava naquele momento de decisão, após a assinatura do contrato, até o momento ainda não falei com ele. Onunla henüz konuşma fırsatı bulamadım. Onunla son konuştuğumda daha tatil dönemindeydik ve Fenerbahçe'ye henüz sözleşme resmiyet kazanmamıştık. Karar dönemindeydik en son konuştuğumda. O yüzden kontratı imzaladıktan sonra bir daha konuşma şansımız olmadı. Hayırlı olsun öncelikle. Atıf'a şu... Güzel, merci. C'est vrai que à Sivas, j'ai pas l'habitude de jouer en 3-5-2, je joue vraiment en 4-4, donc je me sois derrière l'attaquant, soit sur le côté gauche, c'est là où je me sentais le mieux, c'est là où je pense être le plus performant. Aujourd'hui, voilà, je suis arrivé dans un grand club, où il y a un nouveau système qui met en place par un coach. Aujourd'hui, il y a des matchs de préparation. Pour le moment, ça se passe plutôt bien, j'essaie de m'adapter. Il y a encore des difficultés, mais bon, j'essaie d'apprendre depuis toujours l'entraînement, de comprendre le système. Et une fois que le système sera compris et que tout se passera bien pour moi, je jouerai au poste qu'on me dit de jouer, tout simplement. Et après, je m'adapterai aux consignes de l'entraîneur, tout simplement. Öncelikle teşekkürler. Sivas Spor'da tabii ki 3-5-2 sistemine alışık değildik biz. Genellikle 4-4-2 oynuyorduk Sivas Spor'da aynı dönemde. Ben
bu sistemde ya forvetin arkasında ya da kanatlarda görev alıyordum. Açıkçası kendimi en iyi hissettiğim pozisyonlarda, en iyi performans verdiğimi düşündüğüm pozisyonlarda o pozisyonlar. Ama şu anda yeni bir kulüpteyim, yeni bir takımdayım, yeni hocayla yeni bir sistem deneme sürecindeyiz şu anda. Hazırlık maçlarında da bu sistemi denedik. Tabii ki bazı zorlukları var yeni bir sisteme alışma sürecinin. Ama ben en iyi şekilde adapte olmaya gayret gösteriyorum. Hocamızın denediği bu yeni sistemi şu anda idmanlarda en iyi şekilde anlamaya gayret gösteriyoruz. Neler yapabileceğimizi tam olarak anladığımız zaman zaten her şeyin sıkıntısız bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Burada önemli olan hocanın bana nerede görev vereceğidir, onun düşüncesidir. Onun görev verdiği yerde ben en iyisini yapmaya çalışacağım. Kendisinde rahat hissettiği bölge var mı? Ben de onu söyleyebilirim. En yetenekli... Aslında soruda cevap yok. Yok çünkü hem kanatlarda hem orta sende forvette oynayabilir. Dört farklı oluyor. Sağ olsun. Ben geldiğimden beri bu söylediğim pozisyonların hepsinde oynadım. Forvet arkası oynadım, kenarlarda oynadım, orta sahada oynadım, forvette oynadım. Ama en iyi hissettiğim pozisyonlar forvet arkası veya sol kanat pozisyonları. Ama sağda da oynarım, ortada da oynarım. Hiçbir şekilde fark etmez takımıma yardımcı olabilmek için elimden geleni yaparım. Burada hocanın görüşü, hocanın beni nerede oynatacağını. Ramazan'a da bir sorum var. Geçen sezon bir takip ettik. Bunu neye bağlıyor ve Fenerbahçe'de yeni sezonlarda artık senin gibi genç isimleri daha fazla görebilecek miyiz? Herhalde sen belki bu konuyla ilgili bir sembol olabilirsin. Bununla ilgili düşünce neler? Gelişimini neye bağlıyorsun diye sorarsanız ben gelişimimi çok çalışmak olarak görüyorum. Ben A takıma çıkmadan önce de haftada neredeyse haftanın 7 gününün 4 gününü çift antrenman yaparak geçiriyordum. Çünkü benim hedefim buraydı. Çok çalışmadan bence bir genç futbolcunun bu seviyelere böyle büyük bir takıma gelip antrenmana çıkması veya maça çıkması veya maça çıktıktan sonra iyi performans gösterebilmesi yani olabilitesi yok diye düşünüyorum. Gelişimimi çok çalışmaya bağlıyorum ben kendim açımdan ve diğer söylediğiniz şey için. Altyapıda gerçekten çok yetenekli futbolcular var, çok yetenekli oyuncular var. Şu anda zaten kampta bizle birlikte olan benle beraber birkaç tane arkadaşımız var. Şu anda biz antrenmana çıkmaya devam ediyorlar. Bence onlar da maçlarda kendilerini en iyi şekilde gösterip verilen şansları en iyi şekilde değerlendirip onların hedeflerinin burası olduğunu düşünüyorum. Burada A takım kadrosunda kalmak olduğunu düşünüyorum. Bence şansları iyi değerlendirirlerse burada kalabileceklerini düşünüyorum. Başka soru? Ayakta orada bir poz alabilir miyiz acaba? Yan yana üçün. Buraya bakalım. Ortaya bakıyorum. Buraya buraya lütfen. Üçümüz ortaya bakalım. Tabii bu tarafa. Ramazan'ı almayı unutma. Yok abi nereye alsam bak.